Milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş tarihin en büyük salgınları. Her dönem dünya farklı bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Çoğu yarattığı gerginlik kadar büyük olmasa da bir kısmı gerçekten büyük kayıplara sebep oluyor. İşte tarihin en çok ölüme sebep olmuş salgınları. 100 milyon kişi. Justinian veba salgını. Justinian veba salgını Bizans İmparatorluğu'nda ortaya çıkmış. Özellikle başkenti Konstantinopolis'te Sasani İmparatorluğu Akdeniz etrafında bulunan liman şehirlerini etkilemiştir. Tarihteki en büyük veba salgınlarından biridir. Salgında nüfusun %40'ı hayatını kaybetmiştir. 50 milyon kişi, kara veba. Büyük veba salgını, kara ölüm ya da kara veba, 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açmıştır. Asya'nın güneybatısında başlayarak 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaşmıştır. Salgına Yersinia pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı düşünülmektedir. Salgın yayıldığı ülkelerde savaşlardan daha fazla can almıştır. 39 milyon kişi, HIV, AIDS virüsü. AIDS teşhisi konulan ilk şahısların çoğu hastalığı cinsel yolla kapan eşcinsel erkekler ve şırıngaları ortak kullanan damarlardan alınan uyuşturucu bağımlılarıydı. 1983 yılında Amerikalı ve Fransız araştırmacılar hastalığın nedeninin HIV olduğunu buldular ve 1985'e gelindiğinde bu virüsü tespit eden serolojik kan testleri geliştirildi. AIDS muhtemelen Afrika'da ortaya çıktı ve başta Afrika olmak üzere AIDS vakalarında salgın düzeyinde artış görüldü. Bu hızlı artışa Afrika'da şehirleşmenin çoğalması, uzun yolculukların ve uluslararası seyahatlerin artması, cinsel alışkanlıkların değişmesi, damardan uyuşturucu kullanımının artması önemli rol oynadı. Birleşmiş Milletler'in 2004 raporuna göre dünyada 38 milyon kişi HIV taşıyor, her yıl 5 milyon kişi virüsü kapıyor ve 3 milyon kişi AIDS'ten ölüyordu. 1981 ve 2008 yılları arasında 20 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. 20 milyon kişi İspanyol gribi. İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi 1918-1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıdır. İspanyol gribi 18 ay içerisinde 50 ila 100 milyon arası insanın ölümüne sebep olan insanlık tarihinin bilinen en büyük salgınlarından biri olmuştur. 10 milyon kişi modern veba. Üçüncü veba salgını ilk olarak Çin'in Yunnan bölgesinde 1850'lerde ortaya çıkmış, 1894'te Hong Kong'a sıçramasının ardından tüm dünyaya yayılmıştır. 2 milyon kişi Asya gribi. Asya gribi 1957-1958 yıllarında ortaya çıkmış, hızla tüm dünyaya yayılmış ve 2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. 1,5 milyon kişi 6. kolera pandemisi. 6. kolera pandemisi Hindistan'da ortaya çıkmış, daha sonra Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Rusya'ya yayılmıştır. 1 milyon kişi Rus gribi. Rus gribi bilinen en eski grip salgınlarındandır. Yaklaşık 1 yıl süren salgında 1 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Hong Kong gribi. Hong Kong'da ortaya çıkan bu grip H3N3 olarak biliniyor. Virüs dünya çapında yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 981 bin kişi. 5. kolera pandemisi. 5. kolera pandemisi ise 1881-1879 yılları arasında yaşanmış, Hindistan ve Almanya'yı etkisi altına almıştır. 704 bin kişi. 4. kolera pandemisi. 4. kolera pandemisi 1863-1879 yılları arasında yaşanmış, tüm Orta Doğu'yu etkisi altına almıştır. 7. kolera pandemisi 570 bin kişi. 7. kolera pandemisi 1961-1975 yıllarında meydana gelmiş ve tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 284 bin kişi domuz gribi. Domuz gribi oldukça yakın bir dönemde ortaya çıkmış ve tüm dünyada büyük ses getirmişti. Domuz gribi virüsünün laboratuvarlarda özel üretilmiş bir virüs türü olduğuna dair bir takım teoriler ortaya atılmıştı. Bu virüsün biyolojik bir silah olarak kullanım alanları ve yayılma hızının belli dönemlerde test edildiği üzerinde tartışmalar yapılmıştı. 200 bin kişi, ikinci kolera pandemisi. İkinci kolera pandemisi Hindistan'dan Batı Asya'ya, Avrupa'dan Amerika kıtasına, hatta Çin ve Japonya'ya kadar sıçramıştır. 110 bin kişi, birinci kolera pandemisi.
İlk kolera pandemisi, ilk Asya kolera salgını veya Asya kolerası olarak da bilinir. Salgın, Kalküte çevresinde oluşmuş ve Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Doğu Afrika ve Akdeniz kıyılarına kadar yayılmıştır. 100 bin kişi, Büyük Londra Vebası. Büyük Londra Vebası 1665-66 yılları arasında İngiltere Krallığı'nda yaşanmış son büyük epidemiktir. Büyük veba 100 bin kişiye, yani Londra nüfusunun yaklaşık %15'inin ölümüne sebep olmuştur. 20 bin kişi, tüfüs epidemisi. 1847 yılında Kanada'da meydana gelen salgın 20 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. 6631 kişi, Haiti kolera epidemisi. Haiti'de 2010'da başlayan kolera salgını 6631 kişinin ölümüne neden oldu. Hastalığa neden virüs, dışkı yoluyla yayılan kolera bir kez suya karıştığında engellenmesi oldukça zor. 4877 kişi, Batı Afrika Ebola epidemisi. Batı Afrika Ebola kanamalı ateşi salgını Aralık 2013'te Gine'de başlayıp Liberya, Sierra Leone başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerine yayılmıştır. Salgın sonucunda virüs 28.616 kişiye bulaşmıştır. 4.555 kişi Kongo kızamık epidemisi. Kongo'da meydana gelen kızamık salgınında 4.555 kişi hayatını kaybetti. Salgın ülkenin güneyinde 30.000 kişiyi etkiledi. 1210 kişi, Batı Afrika menenjit salgını. Batı Afrika menenjit salgınına bakteriyel menenjit neden olmuş, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Nijerya'yı etkisi altına almıştı. 774 kişi, SARS virüsü. Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong Kong'da başlayan SARS salgını pandemik hale gelmiş ve dünya çapında 8422 vaka ve 774 ölümle sonuçlanmıştır.